Tamam, başlayabilirsiniz. Simulink nedir? Simulink, çok alanlı simülasyon model tabanlı tasarım için bir blok diyagramı ortamıdır. Sistem düzeyinde tasarımı, simülasyonu, otomatik kod oluşturmayı ve gömülü sistemlerin sürekli test edilmesini ve doğrulanmasını destekler. Simulink bir grafik editörü, özelleştirilebilir blok kütüphaneleri ve dinamik sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu için çözücüler sağlar. Simulink ile kod yazma blok diyagramlar kullanılarak simülasyon yapılabilmektedir. Son yıllarda akademik ve endüstriyel ortamlarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Simulink, iş akış kontrolü, ısı, soğutma, süspansiyon ve fren sistemleri, sayısal işaret işleme ve haberleşme, diferansiyel denklem çözümü, durum uzay modelleri, transfer fonksiyonları gibi imkanlar sunmaktadır. Bunun yanında nörofizi, sistem modelleme, elektrik devre çözümü, kontrol sistemleri, dış ortam ile veri alışverişi, uzaktan ve tabanlı kontrol, robotik çalışmalar gibi birçok elektrik, elektronik, finans, mekanik ve termodinamik gerçek dünya sistemini simüle edebilir. Bir MATLAB arayüzü olan Simulink'te bir modelleme işlemi için simge sürükle bırak mantığıyla taşınan bloklar kullanılır. MATLAB kodu yazmak yerine işlem blokları birbirine bağlanarak model diyagramları oluşturulur. Blok simgeleri sistemin girişlerini, sistemin parçalarını veya sistemin dışlarını gösterir. Simulink'in bir diğer önemli özelliği de MATLAB ortamıyla etkileşimli işlem görmesidir. Simulink çıkış sonuçları MATLAB çalışma ortamına gönderilebilir ya da bu ortamdan veri kullanılabilir. Simulink modelleri setparam veya getparam komutları kullanarak mFile dosyalarıyla kontrol edilebilir. Simulink GUI yapısı ile interaktif oluşturularak kullanılabilir. Bir dinamik sistemin simülasyonu 2 adımlık bir Simulink işlemidir. İlk önce Simulink model editörü kullanılarak dinamik sistemin girişi, durumu ve çıkışı arasında zaman bağımlı matematiksel ilişkisini grafiksel olarak gösteren bir blok diyagramı oluşturulur. İkinci adımda belirlenen bir zaman aralığı içerisinde modellenen sistem çalıştırılır, yani simüle edilir. Simulink kütüphanesi, Simulink'i çalıştırdığınızda karşınıza Simulink kütüphanesi gelecektir. Simülasyon yaparken kullanacağımız bloklar kategorilere ayrılmış biçimde burada bulunmaktadır. Blok diyagramlar her bir blok sürekli zamanda ya da ayrık zamanda çıkış veren temel bir dinamik sistemi ifade eder. Hatlar blokların giriş ve çıkışları arasındaki bağlantıları gösterir. Blok diyagramdaki her bir blok belirli bir tip bloğun örneğidir. Bloğun tipi bloğun giriş ve çıkışları durumları arasındaki bağıntıyı belirler. Bloklar Simulink'in nasıl simüle edileceğini bildiği temel dinamik sistemleri temsil eder. Blokları programlama dillerinde kullanılan fonksiyonlara benzetebiliriz. Her bir dinamik sistem için yazılmış hazır fonksiyonlardır. Size kalan sadece bu hazır fonksiyonları kullanarak sistemimizi kurmaktır. Bir blok şu bileşenlerin birinden veya birkaçından oluşur. Giriş kümesi, durum kümesi ve çıkış kümesi. Bloklar durumlara sahip olabilirler. Durum, bloğun çıkışını belirleyen ve şimdiki değeri bloğun önceki durumları ve girişlerin fonksiyonu olan bir değişkendir. Duruma sahip olan bir blok şimdiki durumunu belirlemek için geçmiş değerlerini kaydetmek zorundadır. Duruma sahip olan bloklara hafızalı blok denir. Çünkü bu bloklar o anki değerlerini belirlemek için geçmiş değerlerini kaydetmek zorundadırlar. Simulink integral alıcı bloğu duruma sahip bloklara bir örnektir. Simülasyonun başlangıcından o anki zamana kadar giriş sinyalinin integralini çıkış olarak verir. O anki zaman adımındaki integral değeri integratör bloğunun geçmişteki giriş değerlerine bağlıdır. Dolayısıyla integral, integratör bloğunun durumudur. Durumlu bloklara bir başka örnek de Simulink hafıza bloğudur. Hafıza bloğu girişlerindeki değerleri o andaki değere kaydedip ileriki bir zamanda çıkışına verir. Hafıza bloğunun durumları önceki giriş değerleridir. Simulink kazanç bloğu gain durumsuz bloklara bir örnektir. Kazanç bloğu girişindeki değeri kazanç adı verilen sabitle çarparak çıkış verir. Kazanç bloğunun çıkışı tamamıyla o anki giriş değeri ve sabit olan kazanç ile belirlenir. Dolayısıyla kazanç bloğunun durumu yoktur. Diğer bazı durumlar bloklar toplam ve çarpım bloklarıdır. Bu blokların çıkışları girişlerinin bir fonksiyonudur. Dolayısıyla bu blokların durumları yoktur. Blok parametreleri birçok standart bloğun anahtar özellikleri parametrik hale getirilmiştir. Örneğin gain blok bir parametredir. Her bir parametrik blok size blok parametrelerini belirleyebileceğiniz bir blok sunar.
Blok parametrelerini belirlemek için MATLAB ifadeleri kullanabilirsiniz. Simulink bu ifadeleri simülasyon çalıştırmadan önce hesaplar, parametrelerin değerlerini simülasyon esnasında değiştirebilirsiniz. Bu parametrelerin en uygun değerini interaktif bir şekilde belirlemenize olanak sunar. Parametrik bloklar etkili bir biçimde benzer blok aile temsil eder. Örneğin bir model oluştururken modeldeki her bir kazanç bloğunun kazanç değerlerini ayrı ayrı belirleyerek her bir kazanç bloğunun farklı davranmasını sağlayabilirsiniz. Blokların parametrik hale getirilmesi her bir standart bloğun bir blok ailesini temsil etmesini sağlayarak Simulink'in modelleme gücünü arttırmaktadır. Değiştirilebilir parametreler. Birçok blok parametresi değiştirilebilirdir. Simülasyon yapılırken değeri değiştirilebilen parametreler değiştirilebilir parametrelerdir. Örneğin kazanç bloğunun kazanç parametresi değiştirilebilir parametredir. Simülasyon çalışırken bloğun kazancını değiştirebilirsiniz. Bir parametre değiştirilebilir değilse ve simülasyon çalışıyorsa Simulink parametreyi ayarlayan diyalog kutusunu engeller. Simulink belirledikleriniz dışında bütün parametreleri değiştirilemez olarak belirlemenize izin verir. Bu büyük modellerin çalıştırılmasını hızlandırır ve modelinizden daha hızlı bir şekilde kod üretilmesini sağlar. Alt sistemler, subsistem dediğimiz sistemler. Simulink bize kompleks sistemleri blok diyagramları ile temsil edilen birbirine bağlı alt sistemler şeklinde modellememize izin verir. Alt sistemleri Simulink alt sistem bloğuyla ve model editörüyle oluşturabilirsiniz. Alt sistemleri ana sistemlere istediğiniz derinliğe kadar gömerek hiyerarşi modeller yaratabilirsiniz. Geri geçiş durumu olduğunda bir tetikleme veya yetkilendirme girişi geldiğinde çalıştırılan şarta bağlı çalışan alt sistemler oluşturabilirsiniz. Simulink sinyallere gelecek olsak Simulink sinyal terimini blokların çıkış değerlerini belirtmekte kullanılır. Simulink size sinyal ismi, veri tipi, numarik tip ve boyutluluk gibi sinyal terimini belirlemenizi olabilir. Birçok blok herhangi bir veri veya numarik tipte ve boyutta çıkışı kabul edebilir. Diğerleri de kabul edilebildikleri sinyal özellikleriyle ilgili kısıtlamalar taşırlar. Şimdi hocam böyle MATLAB ekranı gözüküyor değil mi hocam şu an? Evet, geliyor şu anda. Tamam hocam. Şimdi bu arayüzde ya komut satırından Simulink yazarak ya da şurada yukarıda gösterdiğim şekilde Simulink sekmesine tıklayarak şöyle bir ekran açabiliyoruz. Bu ekranda çeşitli blank modem, blank subsystem, blank library, blank project gibi sekmeler var. Yanda Simulink dosyamızı açıp SLX uzantılı dosyalarımızı açabileceğimiz open butonu var bilgisayarımızdan. Ve burada da geçmiş çalışmalar gözüküyor. Bu blank modele tıkladığımızda böyle bir ekran karşımıza geliyor. Bu ekranda çeşitli sekmeler var. Bunlar her programda olan kaydet, işte dosya aç, o tarz şeyler. Bunun yanında kütüphanemizin bulunduğu library browser var. Buradan simülasyon yapacağımız ana blokları taşıyabiliyoruz. Şuradan dediğimiz bloğa girip çalıştırıp buradan seçip taşıyabiliyoruz sürükle bırak mantığıyla. Veyahut da çift tıklayıp ekrana istediğimiz bloğu yazıp gain bloğu mesela bu bloğu seçebiliyoruz ve bu blok artık bizim ekranımıza gelmiş oluyor. Şimdi burada ben bir on-off kontrol yapısını anlatmak istiyorum. Burada bizim simülasyonumuzun gerçekleştiği sonlanma zamanı mevcut. Burada değeri değiştirebiliriz. Burada derleyeceğimiz, çalıştıracağımız ekran mevcut. Burada bir on-off kontrol yapısını anlatmak istiyorum. Step bloğumuz var. Kontrol sistemlerinde step bloğu kullanıyoruz. Bu sistemimizin oturmasını istediğimiz referans değerinin girildiği blok. Buradan ben final değerini 2 olarak seçtim. 2 değerine oturmasını istiyorum. Sum bloğumuz var. Bir röle'miz var ve transfer fonksiyonumuz var. Transfer fonksiyonumuz çıkışını ve röle'nin çıkışını gözlemlemek için 2 adet grafik koydum buraya. Sistemimizi çalıştırdığımızda böyle bir ekran geliyor. Gördüğümüz gibi bu transfer fonksiyonumuzun çıkışı 2 gibi bir değere oturmasını istiyorduk. 4 saniye gibi değerde 2 değerine oturduğunu gözlemliyoruz burada.
Burada ise rölemizin çıkışını gözlemliyoruz. Burada sürekli anahtarlama yapıyor ve 10 konumunda 5 değerine, 0 konumunda da gördüğünüz gibi 0 konumunda da off değerinde oluyor. Sürekli anahtarlama yapıyor. Bu anahtarlama zaman içinde rölemize zarar verebilir. Burada bunları anlatmak istedim. Bir diğer örneğimize geçecek olursak PI kontrol, yine kontrol sistemlerinden bir PI kontrol göstermek istiyorum. Burada step flow gibi constant flow ile de referans değerimizi verebiliyoruz. Burada bir değerini vermişim oturmasını istediğimiz değer olarak. PID flow eklemişim. PID flow'umuzun içine girdiğimiz zaman buradan istediğimiz gibi PI, PID veya PD, normal oransal veya integratör gibi, integral gibi kendimiz seçebiliyoruz. Ben burada PI kontrol yapmak istediğim için trev katsayısına sıfır olarak kazancı sıfır olarak girdim. Proportional 5 ve integral değerinde 4 olarak girdim. Sürekli zamanda veya ayrık zamanda çalışabiliyoruz. Transfer fonksiyonumuz bu. Bozucu olarak 10 değeri koydum buraya. Şimdi scope ekranından çalıştırıp görelim bakalım nasıl bir değerine oturuyor mu? Scope ekranına tıkladığımda bir değerine yaklaşık 6 saniyede, 6-7 saniye gibi bir değerde bir değerine oturduğunu gözlemliyoruz. Burada benim bu sistemde anlatmak istediğim asıl şey subsistem bloğunu nasıl oluşturduğumuz. Şimdi bu PID bloğunu MATLAB'in kendi kütüphanesinden aldığımız gibi PID bloğunu kaldırıp yerine kendi oluşturduğumuz bloğu da kullanabiliriz. Evet, şimdi biz burada P'yi KP değerini 5 olarak, K'yı değerinde 4 olarak girmiştik. Şöyle bir sistem yaparsak girişli çıkışlı input ve output gibi bir sistem yaparsak kendi PI bloğumuzu da oluşturabiliriz. Bu PI bloğunu seçerek buradan Create Subsystem from Selection yaptığımızda bu subsistem ara sistem olarak bizim karşımıza gelebilir ve böylece kendi PI bloğumuzu da oluşturabiliriz. Bu sistemi ben oluşturdum burada gördüğümüz gibi. Buraya kendi PI bloğumuzu yerleştirdiğimizde çıkışı gözlemlediğimizde yine aynı sonucu elde edeceğimizi görebiliriz. Yine 7 saniyede bir istediğimiz referans değeri olan bir değerine oturduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun haricinde bir bug converter devresi var oluşturdum. Buradan giriş olarak ben 12.8 volt verdim. Ve düşürmesini istediğim değer de işte düşürmesini istediğim değeri de buradan ölçeceğiz şimdi voltmetre ile. Girişi ve çıkışı scope'a bağladım ben. 12.8. Çıkış değeri de display'de 1.9 gibi bir değere gösteriyor. Buradaki endüktans, direnç ve kapasite değerlerini normal güç elektronik devrelerindeki gibi hesaplayabiliriz. Bu değerleri verelim. Ve scope ekranına tıkladığımda gördüğünüz gibi buradan view sekmesinden layout'tan ekranı ikiye bölmek istiyorum. Böyle büyüttüğümde ekranı 12.8 gibi bir değerin 1.9 gibi bir değere oturduğunu gözlemliyoruz. Burada benim asıl anlatmak istediğim ise şu sekme, style sekmesi. Buradan grafik ekranımızın arka planındaki rengi değiştirebiliyoruz. Örnek olarak mesela şöyle seçmek istiyorum. Evet, burada şeyi değiştireyim. Buradan display ekranını değiştirebiliriz. Uygula dediğimizde arka plan rengimizi beyaz ve sinyalimizi de siyah olarak seçtik. Böyle
grafik ekseninin rengiyle oynamalar yapabiliyoruz. İstediğimiz rengi değiştirebiliyoruz. Bunun yanında View sekmesinden gene Configuration Properties sekmesi var. Sekmeden grafiğimize başlık girebiliyoruz. Mesela Bug Converter başlığını girmek isteyeyim. Açık kaldığından ikiye ekledi. Bak Converter diyeceğiz. Gördüğümüz gibi grafiğimize başlığımız eklendi. Buradan Run butonumuz burada da var ayrıca. Tıkladığımızda sinyalimizi görebiliyoruz. Başlıklarımız eklendi. Bunun yanında burada gene Function Properties'de zaman eksenini ve X ve Y eksenlerini adlandırabiliyoruz. Burada zaman eksenimiz olduğu için X eksenimiz buradan uygula dediğimizde gördüğünüz gibi zaman eksenimiz geldi. Bunun yanında Y etiketini de buradan ben bold olarak girmek istiyorum. Evet, volt X ve Y eksenlerimizi de böylece adlandırmış olduk. Bunu anlatmak istedim burada da. Bunun yanında da bir benim lisansta yaptığım bir ödev vardı. Elektrikli taşıtlarla alakalı, boylamsal taşıtmalarla alakalı. Burada bu benzetim çalışmasında da aracın sürekli hal çalışması incelenmekte. Yani belli bir hızda eğimde sürekli hareket ettiği kabul edilmekte. Taşıt, eğim hızı ve rüzgar hızı gibi giriş değerleri var burada. Bu değerlerle aracın sürekli hali kabul edilip yeni analizler yapıyoruz ve çıkıştaki gücü inceliyoruz. Bunun için de ben bu çalışmada anlatmak istediğim nokta şöyle subsistem içine girdiğimizde şu blok bizim yokuş direncimizi veriyor. Burada bizim giriş parametrelerimizden eğim yani açı önemli. Burada ben buraya değer de verebilirdim. Normal rakam değer olarak da girebilirdim. Ama ben buraya D parametresini girmek istiyorum. Burada anlatmak istediğimi az sonra anlayacaksınız. Aerodinamik sürüklenme direnci var. Şöyle. Burada taşıt hızını VA olarak giriyorum. Rüzgar hızını ise VR olarak giriyorum. Ve buradan benim anlatmak istediğim ise bu taşıta ait büyüklüklerin ve kuvvet katsayılarının enfail dozlarında MATLAB çalışma ortamına nasıl aktarılacağını göstermek istiyorum burada. Bizim şöyle yazdığımız bir kod enfail dosyası var. Burada benim normal simülasyon bloktan değer girebileceğim gibi benim bu sistemi bir başka bir kullanıcıya gönderip mesela o kullanıcının istediği değerlerle çıkışı gözlemlenmesi de bazen gerekmekte. Bu sistemde de onu göstermek istiyorum. Burada D değerini 120 yol eğimini 10 olarak 12 olarak gireyim. Taşıt hızını 120 km bölü saat rüzgarda arkadan estiğini farz ederek -12 km bölü saat olarak giriyorum. Bizim sim komutumuz var. Bu komutla bu model uygulanacak ve argümanları uygulayacak. Simülasyon sonunda da bu sim komutu uyguladığımız tüm argümanları geri alacak. Şimdi bu kodu yazdıktan sonra çalıştırdığımızda bu şekilde çıkışı görebiliyoruz. 90 kW olarak görebiliyoruz çıkışı. Bu sistemde de ben MATLAB Enfile dosyası üzerinden Simulink ortamıyla nasıl etkileşim haline geçebileceğimizi anlatmak istedim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi sırada kim var? Hocam ben devam ediyorum. İsim neydi? Doğukan Dere. Evet tamam. Hocam. Sunucu yaptım. Kontrol sizde.
Ekran paylaşımı yapacağım. Tamam. Hocam gözüküyor değil mi ekran? Ekran geldi. Aşağıdaki gizli butonuna tıklarsak daha iyi görünebilir. Tamam. Tamam, devam edebiliriz. Havacılık blok setiyle başlıyorum. Simulink ile havacılık sistemlerini modelleme, simülasyon ve yüksek doğruluk değerlerine sahip analizler yapmak mümkündür. Havacılık sistemlerinin analizi için Simulink'te aerospace blok seti kullanılmaktadır. Bu set içerisinde araç dinamikleri, pilot davranışları için modeller ve sistemi kontrol eden motor dinamikleri mevcuttur. Koordinat sistemi ve mekansal dönüşümlerle hava araçlarının hareketini ve yönünü incelemek mümkündür. Havacılık blok seti içerisinde uçuş analizi, detaylı görev tasarımı, navigasyon, yazılım entegrasyon testi gibi modeller yer almaktadır. Burada bir uzay uçağına ait uçuş parametrelerini görmekteyiz. Bu uçağın zamanla hızını, basıncını, işte rota değerlerini simülasyonu çalıştırdığımız zaman görmekteyiz. Bu blok seti otonom uçuş, radar ve iletişim gibi uygulamalara olanak sağlamaktadır. Simulink'te yapılan uygulamalara Mars keşif araçları için otomatik pilot analizi, hava trafiği için radar kontrolü ve F-35 savaş uçağının modellemeleri örnek verilebilir. Boeing ve NASA gibi şirketler de MATLAB Simulink kullanan şirketler arasında yer almaktadır. Bir sonraki sayfada yörüngede uçuş yapan bir uzay uçağının Simulink ortamındaki simülasyonu yer almaktadır. Burada simülasyonu çalıştırdığımız zaman yörüngeden karaya inen bir uçağı görmekteyiz. Bu uçağın yükseklik, uçuş yolu, hız, tırmanma oranı gibi parametrelerini zamana bağlı olarak Simulink ortamında incelemek mümkündür. Şimdi başka bir blok setine bakalım. Manyetik blok seti içerisinde manyetik elementler, sensörler ve kaynaklar yer almaktadır. Elektromanyetik dönüştürücü, elektrik ve manyetik alan arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır. Bu yapının ardında böyle bir formül yer almakta. Daha sonra en sık kullanılanlardan yine reluktans var. Bu da bu formül ile oluşturulmuştur. Manyetik, elektromanyetik sensörler ve kaynaklara baktığımız zaman burada en sık kullanılanları akı sensörü, magnetomotor sensörü, ondan sonra akı kaynağı ve magnetomotor kuvvet kaynağı yer almaktadır. Simulink'te bir örnek yapacak olursak burada manyetik etki altında bir selenoid görülmektedir. Doğru gerilim ile besleniyor burada. Bu simülasyon sonucunda selenoidin pozisyonunu milimetre cinsinden incelemek mümkündür. Bu selenoidin iç yapısına baktığımızda da burada elektromanyetik dönüştürücü, reluktans, manyetik çekirdek yer almaktadır. Bu simülasyon sonucunda da yine az önce bahsettiğim gibi selenoidin pozisyonu milimetre olarak görmek mümkündür. Yine aynı örnekten bir manyetik akını zamana bağlı olarak değişimini incelemek mümkün. Mekanik blok seti içerisinde mekanik sensörler, kaynaklar ve aktarma organları yer almaktadır. Burada en sık kullanılanlar ideal güç kaynağı, ideal tork kaynağı, vites kutusu, kaldıraç, tekerlek ve aks yer almakta. Yine bir örnek yapacak olursak mekanik blok seti içerisinde kalıcı mıknatısı DC motorun şaftı içindeki mıknatısların yarattığı manyetik akı sayesinde dönmektedir. Simulink ile motorun dakikada devir sayısını, motor akımını ve torkunu grafik ile incelemek mümkündür. Aşağıda bir DC mikro motorun şeması görülmektedir. Bu simülasyonu çalıştırdığımızda 0.1 saniye anına kadar motorun harici bir yükü yoktur. 0.1 saniye süresinden itibaren motorun şaftına bir yük olarak sıkıştırma torku uygulanmaktadır burada. Sıkıştırma torku ise bir motorun çıkış dönüş hızının sıfır olmasının neden olan tork yükü anlamına gelmektedir. Bu DC motorun da iç yapısına baktığımız zaman burada bir rotasyonel elektromekanik dönüştürücü görmekteyiz. Bu simülasyonu çalıştırdığımızda motorun hızını, motorun akımını ve yük torkunu zamana bağlı olarak incelemek mümkün. Şimdi başka bir blok setine bakacak olursak güç aktarma organları blok seti. Bu blok set benzin, dizel, hibrit ve elektrik sistemleriyle çalışan araçları modellemeye imkan sağlamaktadır.
güç aktarma organları blok seti içerisinde motor alt sistemleri, vites kutuları, çekiş motorları, batarya paketleri ve kontrolör modellerini simüle etmek için paketler mevcuttur. Güç aktarma organlarındaki tahrik sistemleri, içten yanmalı bujili ateşlemeli motorları, sıkıştırmalı ateşlemeli motorları ve elektrik motorlarını içerir. Bu blok seti ile motor kontrol tasarımı, yakıt tasarrufu ve performansı incelemek mümkündür. Burada hibrit bir araca ait blok seti görmekteyiz. Hibrit çalışan bir araçta hem elektrik hem de benzinle çalışan motor yer almaktadır burada. Motorlar ile tekerlek arasındaki enerji akışı aktarma organlarıyla sağlanmaktadır. Burada aktarma organları olarak vites kutusu, debriyaj ve diferansiyeli görmekteyiz. Simülükte bir örnek yapacak olursak burada bir hibrit araba. Hibrit araba modelini çalıştırdığımız zaman çıkışta böyle parametreleri görmekteyiz. Bu model sonucunda hibrit çalışan bir arabanın hızını, akımını, elektrik ve benzinle çalışan motorların hızını ve torkunu, akü şarj değerini ve yakıt değerlerini incelemek mümkündür. Şimdi başka bir modele bakalım. Güneş enerji sisteminin simülink ortamında modellenmesi. Bu çalışmada simülink paket programı kullanarak sabit sıcaklık ve sabit ışının katsayısında 2846 wattlık güneş paneli tasarlanmıştır. Bu güneş panelleri ile elde edilen doğru gerilim alternatif gerilime çevirmek için sinüzoidal darbe genişlik modülasyonuna sahip ev verici kullanılmıştır. Bu tasarım sonucunda sistemdeki gerilim ve akımın harmonik bozulumları ve yükün şebekeden çektiği güç parametreleri simülink ortamında incelenmiştir. Bir özetlersek burada güneşten elektrik enerjisi elde edilmesinde fotovoltaik olaydan yararlanılmaktadır. Fotovoltaik olay, güneş ışığının elektrik enerjisine dönüşmesi şeklinde tanımlanan fiziksel bir olaydır. Burada önemli bir nokta, güneş pilleri sorusu. Güneş pilinin iç yapısına baktığımızda, güneş pillerinin seri veya paralel bağlanması gerilim ve akım değerlerini değiştirmektedir. Güneş pillerinin seri bağlanması durumunda çıkıştaki gerilim artmaktadır. Yine paralel bağlanması durumunda ise çıkıştaki akım artmaktadır. Burada bir güneş paneli sistemi tasarlanmış. Güneş panelinden 217 voltluk bir doğru gerilim üretiliyor. Bu doğru gerilim evirici vasıtasıyla alternatif gerilime çevriliyor. Daha sonra trafo ile bu gerilimin değeri yükseltiliyor ve filtre vasıtasıyla da en son yüke alternatif bir gerilim ulaştırılıyor. Güneş pili ve güneş paneli tasarımına bakacak olursak burada güneş pilinin iç yapısına baktığımızda şekildeki model ortaya çıkmaktadır. Bu model sonucunda da burada güneş pilinin akımını elde edebiliyoruz. Şimdi simülink ortamına gelecek olursak simülink devresiyle bir güneş pilinin akım ve gerilim değerleri ve maksimum çeken güçleri elde edilebilir. Şekil 3'e bakacak olursak güneş pillerinin testi için kullanılan simülink bloğunu görmekteyiz. Çizelge 1'de de benzetim için kullanılan farklı parametre değerlerini görmekteyiz. Şimdi az önceki çizelge 1 değerlerinden seçilen değerlere göre her bir güneş pilinin en büyük gücü 1,78 watt'tır. Benzetim için 40 güneş pili seri bağlanmış ve bu 40 güneş pilinin 4 adedinin paralel bağlanmasıyla tek bir güneş paneli modellenmiştir. Tek bir güneş panelinin gücü 284.6 watt'tır. Yani şekil 5'te bu tasarlanan güneş panelini görmekteyiz. Bu şekilde 10 tane yan yana bağlayarak, seri bir şekilde bağlayarak sonuç olarak 2846 watt'lık bir güç elde edebiliyoruz. Şimdi evriciden bahsedecek olursak, evricinin çıkışındaki gerilimin hem genliğinin hem frekansının kontrol edilmesi ve çıkış dalga şeklinin sinüs sinyaline yaklaştırılması gerekmektedir. Bu yöntemde istenilen frekansta bir sinüzoidal gerilimi elde etmek için bir sinüs dalgası üçgen dalga ile karşılaştırılır. Burada kullanılan sinüs dalgası V kontrol olarak adlandırılıp
çıkış gerilimin frekansını belirlemektedir. Üçgen dalgada ise frekans sabittir ve bu frekans da evirecinin anahtarlama frekansını oluşturur. Aynı zamanda üçgen dalganın frekansı taşıyıcı frekans olarak adlandırılmaktadır. Buradaki formüllerde de modülasyon genliğini ve frekans modülasyonunun nasıl hesaplanacağını görmekteyiz. Ve kontrol ve V üçgen dalgalarının karşılaştırılmasına bağlı olarak evirecinin anahtarları tetiklenmektedir. Bu tetikleme olayında 3 ve 4 numaralı formüllerde görmekteyiz. Eğer harmonik miktarı en aza indirilmek isteniyorsa V kontrol işareti sinüs dalgası olarak seçilmelidir. Burada dengeli 3 fazlı çıkış gerilimlerini elde etmek için kontrol sinyali olan sinüs sinyali her bir faz 120 derece kaydırılır ve üçgen sinyal ile karşılaştırılarak evirecinin tetikleme sinyallerini oluşturur. Benzetim çalışmasına bakacak olursak da benzetim çalışması sonucunda güneş panellerinin 10 tanesinin seri bağlanmasıyla 217.6 voltluk bir doğru gerilim üretilmiştir. 4 adet güneş panelinin paralel bağlanmasıyla da çıkışta 13,08 amperlik bir akım elde ediliyor burada. Şimdi burada önemli nokta şu. Akım ve gerilimin harmonik bozulum değerlerini inceliyoruz burada. Şimdi akımdaki harmonik değerinin gerilime göre daha az olduğu burada şekilde gösterilmektedir. Simülik ortamında elde edilmiş bir şekil. Burada da az önce kullandığımız parametreler ve benzetim sonucunda ortaya çıkan değerleri görmekteyiz. Şekil 10'da ise yükün güneş panellerinden çektiği aktif ve reaktif güçleri göstermektedir. Benzetimin başlangıcında evirecinin yeni devreye girmesi ve anahtarlama sayısının yeterli olmamasından dolayı yük üzerinde kısa süreli olarak gerilimin ve akımın sinüsoidal dalga olmadığı görülmektedir. Bu durumda yükün ilk başta çektiği aktif ve reaktif gücün kısa süreli yüksek değişimine neden olmaktadır. Bu şekilde onda da bunu görmekteyiz. Sonuç olarak bu çalışmada güneş panellerinden elde edilen doğru gerilim evirici ile alternatif gerilime çevrilmiştir. Ve simülink ortamında bu sistem sonucu oluşan işte akım, gerilim ve güç değerleri incelenmiştir. Benim anlatacaklarım buraya kadardı. Şimdi kimde sıra? Bitti mi yoksa? Hocam bir kişi daha var. Tamam. Kim anlatacak? Aykut. Tamam. Aykut sizi destekler sunucu yaptı. Şimdi mikrofon işaretine bir kere tıklayın kulaklık işaretine. Gitmesi gerekiyor. Gitmiyorsa söyleyin tekrar hemen bakalım. Bir ekran paylaşım yapın önce de bir görelim ne yaptığınızı. Tamam, gizli butonuna tıklayın orada hemen. Aşağıda ortada gizli var. Paylaşımı durdur yazıyor ya, oraya bir gizliye tıklayın. Bak, kulaklık işaretine tıklayın bir kere. Ses katılımı yok. Ses katılımı kapatayım bir. Bir daha tıklayın o telefon şeyin işareti. Ekran gitti ama biz göremiyoruz. Hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor şimdi. Tamam, çok sağ olun. Tamamdır. Tamam, başlayabilirsiniz. Tamam hocam. Şu an iyi gözükmüş kaldı. İyi gözüküyor mu hocam? Şu an önceki hoca kabiyon denklem matrisi var şu an, ekran yok. Ekran paylaşımı yapmıştım ama bir daha bakayım. Burada ekran paylaşımı. Son 13 dakika kaldı. Sistem otomatik kapatacak bitirmeseniz dahil. O yüzden bir 10 dakika içinde toplayın ki
Tamam hocam. Dersi rahat tamamlayabilirim. Gözüküyor mu hocam? Evet, şu an gözüküyor. Aşağıdaki tamam. gizli butonlara da basalım. Bir de tam ekran yapalım. Sağdaki, onu... en sağdaki... Evet, tıklayalım bunu. Tamam. Şimdi benim anlatacaklarım da MATLAB Simulink'te hani başka neler yapabiliriz, onlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle matematiksel bazı işlemler yapabiliyoruz Simulink'te. Burada görüldüğü gibi bir örnek koydum. Bir diferansiyel denklem var 3. mertebeden. Bu diferansiyel denklemi matematiksel işlem bloklarıyla Simulink ortamında çözen programı, YT değişiminde çizen, scope ekranında gösteren bir simülasyon programını, Simulink programını oluşturdum. Burada katsayılar, bloklar var. Kazanç bloğu, sinüs dalgasını elde ettiğimiz, buradaki sinüs T'yi elde ettiğimiz blok. Sam bloğu toplama yapıyor, buradaki matematiksel işlemleri yaptığımız. İntegral alan bloklar var. Yine çarpım, kazanç blokları var. Scope ekranımız bu. Bu da workspace'te sonuçların görülmesi için gönderilen, oluşturulan bir blok. Bir başka uygulamada neler yapabileceğimize dair. Yine bir mutlak değerli -8 ile E üzeri 3'ün mesela çarpımını Simulink ortamında yapabiliriz. Görüldüğü gibi constant dediğimiz sabit sayıların gidildiği bir blok var. Matematiksel olarak da mutlak değerli ABS bloğuyla gerçekleştiriyoruz. Burası -8 oluyor. Gene constant ile 3'ü buluyoruz. E üzeri 3 olayını da burada yapıyoruz matematiksel fonksiyonlarda. Product ile bu iki işlemi çarpıyoruz. Display ekranında da göstermiş oluyoruz. Ayrıca ben bunu bir de MATLAB'in kendi workspace'inde yazdım. ABS -8 ile -3'ü çarptığımız zaman da aynı sonuç olduğu gözüküyor. İkisini de o yüzden koydum. Bir başka örnek verecek olursak matematiksel işlemde ne yapabileceğimize dair. Bir fonksiyon tanımlı burada. 2 çarpı sinüs k eksi e üzeri m çarpı a artı 2 çarpı 4. Şimdi bu fonksiyonda k, m ve a'ya istediğimiz değerleri gene burada tanımlayaraktan sonuç ekranına yazdırabiliyoruz. Burada fonksiyonu nereye tanımlıyoruz? Buradaki fu bloğuna tanımlıyoruz. Burada Simulink'te fcn diye geçiyor bu blok. 2'yi buraya getiriyoruz çarpımına. 2 çarpı olduğu için. Fonksiyonu ikisini çarpıyoruz fonksiyonla. Ne yapıyoruz daha sonra? Toplama 2 çarpı 4 ile de topluyoruz. Burada 2'yi 4 ile çarpıp toplam bloğuna getirip sonuçta display ekranında yazdırıyoruz. Yani bu şekilde işlemleri, matematiksel işlemleri Simulink'te rahatlıkla yapabildiğimiz görülmekte. Ayrıca yine bir diferansiyel denklem. Bu bizim aşina olduğumuz şeyler elektrik elektronik mühendisliğinde. Bir kaynak gerilimi ve akım eğrilerinin diferansiyel olarak, denklem olarak tanımlanmış şekli var. Bunu türev, integral, toplam, çarpım blokları kullanarak nasıl yapabiliriz? Onunla alakalı bir örnek var. Burada ayrıyetten de her 3 akım değerinin yani E1, E2, E3'ün 0.01 saniye süreyle scope ekranında da çizilmiş sonuçları var. Bu şekilde işlemler de gerçekleştirebiliyoruz. Elektrik devrelerini çözebildiğimiz bloklar tanımlı. Burada bir örnek var. E eşittir. Kaynak geriliminin 3 volt değerinde olduğu bir DC gerilim kaynağı. Seri RLC devresini beslemektedir. İşte direnç, bobin ve kondansatör değerlerimiz var. Burada kapasitenin uçlarındaki gerilimi ve bobinin akımını geçici hal süresince çizdiren bir program tanımlanmış. Örnekleme zamanı da verilmiş. İlk koşullarında sıfır alacağı söylenmiş. Yani bu şekilde tanımlı bir elektrik devresini nasıl çözeriz? O şekilde bir program var burada. DC kaynağımız, RLC devremiz. Burada current measurement dediği akımın ölçüldüğü blok. Voltajı da paralel biliyorsunuz bağlıyoruz kondansatöre. Devrenin akımını da seri bağladık. Scope ekranında da bu ikisini çizdirebiliyoruz. Görüldüğü gibi voltaj ve akım değerleri. Bunu neyi ifade ediyor buradaki voltaj değeri? Görüyorsunuz ki kondansatörün ucuna bağlanmış voltaj metre. Voltmetre ve ampermetre de seri olarak devreye bağlanmış. İkisinin de scope ekranında kolaylıkla çıktılarını alabiliriz. Başka bir elektrik devresi gene burada da farklı bir kaynak. Kaynağın genliği 5 volt, frekansı 400 Hz. Burada birkaç çeşitli hani kaynak göstermek istedim ki örneği bollandıralım. Bu kontrol edilebilir voltaj kaynağına bağlanıyor. Bizim buradaki tanımladığımız 5 volt 400 Hz'lik bir gerilim kaynağı. Yine seri bir RLC devresini besliyor. RL ve C değerleri belli. İlk koşullar yine 0.
belli bir süreyle burada kapasite üzerindeki gelimin skop üzerinde izleyen bir simülik programı oluşturmuş bulunuyoruz. Yine kapasitenin üzerindeki gerilimi çıktısını vermişiz ve buradaki sinyal jeneratörünün değerlerinin nasıl girildiğini göstermeye çalıştım. Amplitüt dediğimiz genliğe frekansı zaten 400 Hz olarak girin demiş. Bir başka elektrik devresi de örnek olaraktan bu şekilde tanımlı bir giriş kaynağımız olduğunu varsayıyoruz. Bunu kendimiz manuel olarak şu şekilde oluşturuyoruz. Signal Builder aracılığıyla. Yine burada kontrol edebilir voltaj kaynağına veriyoruz. Ve bu şekilde yine bir RLC devrenin scope ekranında bobinin kapasite gerilimlerinin devre akımının değişimini scope ekranında gösteren bir programı kolaylıkça yapabiliriz. Ayrıca burada şunu ifade etmem gerekebilir. Güç elektronu devrelerinde discrete bloğunu muhakkak koymalısınız. Yoksa sistem çalışmıyor. Güç elektronu devrelerine geçecek olursak da bir gene örnek tanımladım burada. Seri bar bağlı bir RL yük transistörünü. Etkin gerilim değeri belli, frekansı belli. Tristörü 45 derece tetikleme açısıyla tetiklediğimizde işte birkaç soru var. Kaynaktan çekilen aktif reaktif güç, yük akım gerilimi, tristör akım ve gerilimini bulan scope ekranında gösteren bir programı yapalım diye. Burada tanımlamalar belli. 2 ohm, 3 milihenri gibi. Bu şekilde de devreyi oluşturdum. Power Blow ile aktif ve reaktif gücü burada tanımlıyoruz. Daha doğrusu buluyoruz. Tristörümüzün bloğu simülükün içerisinde var. Bunu tetiklediğimiz pulse jeneratörü burada. Gene burada current load dediğimiz akımını ölçüyor devrenin. Yük gerilimini ölçüyoruz. RMS dediğimiz etkin değerini buluyor. Mean bloğu da sistemin ortalama değerini ya da bağlı olduğu bloğun ortalama değerini göstermiş oluyoruz. Burada da scope ekranındaki aldığım sonuçları koymuş bulunuyorum. IAK sistemin akımı, VAK yük akımı ve yük gerilimi olarak da sonuçlar burada. Başka bir güç elektronu devresi gösterecek olursak gene bir fazla tam dalga tam kontrollü bir köprü doğrultucu var. Kaynak gerilim değeri belli, frekansı belli, belli değerleri vermiş. Tristör dengeli olarak alfa eşittir 90 derece tetiklendiğinde gene sorduğu dalga şekilleri, yük akımının dalga şekli, geriliminin dalga şekli ve yük uçlarındaki geriliminin ortalama değerini bulan bir sistemi oluşturalım. Gene discrete bloğu var güç elektroniği devresi olduğu için. Tristörümüzü gene simülükten çektik. Burada saturasyon bloğu var. Sistemin var ya da yok olarak tanımladı. Yani belli bir gerilimi açtığında sistem çıkış veriyor. Belli bir gerilimin altında çıkış vermiyor. Bu işe yarıyor. Tetikleme açısını 90 derece olaraktan burada giriyoruz. Gain bloğu ile çarptırıyoruz. Bu şekilde tristörleri tetikleyip yükümüz burada RL görüyorsunuz. Akımını, yükün akımını ya da sistemin akımını scope ekranında ya da yükün voltaj scope ekranında voltaj çıkış yükünün voltajını görebiliriz. Ayrıyeten burada bir de ne yapmışız? Mean bloğuyla da sistemin ya da yükün ortalama değerini display ekranında göstermiş bulunuyoruz. Bu da akım ve gerilim değerlerinin scope ekranında gösterilmesi, yük akımı ve yük gerilimi. Harmonik bulma yolunda da işimize çok yarıyor. MATLAB Simulink programı. Burada da bir harmonik bulma ile alakalı bir problem var. Simulink ortamında gösterilen devrede, yani bu devrenin kapasiteye ilişkin gerilim değişimini 30 milisaniye için harmonik analizini ana harmonik olan 50 Hz için yapınız diye bir soru tanımlanmış. Dediğim gibi gene discrete var. DC gerilim kaynağımız var. RLC devremiz mevcut. Buradaki neyi soruyor idi? Kapasiteye ilişkin harmonik analizini yapacağız. Harmoniye bağlı bir voltaj voltmetremiz var. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bu az önce gösterdiğim discrete girerekten burada FFT analyze burada öncelikle şunu yapıyor. İlk değerlerin sıfırlandığı demiştik ya daha önceki sorularda ilk değerleri sıfır alınız diye. Burada kondansatör ve bobinin akım ya da gerilim değerlerinin ilk değerlerinin sıfır alındığını tanımlıyor. Daha sonra da harmonik analizi yapmak için de o blok az önceki power GUI'deki bloğa girerekten FFT analysis sekmesine tıklayarak bu şekilde bir FFT analizi de yapabiliriz. Burada görüyorsunuz ki temel harmoniğin değerleri, THD değeri verilebiliyor.
DC bileşenin değeri verilebiliyor. Bu şekilde Simulink'i kullanabileceğimiz çok çeşitli yerler var. Burada da bar şeklinde olan temel harmoni ve diğer harmoniklerin 50 Hz için ve THD değerlerinin verildiği. Bunu da şuradan alabiliyorsunuz. Liste bastığınız zaman bar çıkıyor. Burada görüyorsunuz ki listelenmiş. Ayrıca bir de bu şekilde bar olarak da verebiliyor. İki türlü de sistemin analizini çok rahatlıkla simülasyon ortamında gerçekleştirebiliyorsunuz. Hocam hızlı oldu biraz ama süremiz yetsin diye. Benim anlatacaklarım da bu kadardı. Teşekkür ederim. Gayet iyi oldu ya. Elinize sağlık. Sağ olun hocam.